Efendim, selamun aleyküm. Bugün 16 Şubat 2024 günlerden Cuma. Cumamız mübarek olsun. Allah Cuma gününde bizleri dünya ve ahiret saadetine ulaşacak sebeplerle sebeplendirsin. Sesimizde bir sıkıntı var. Ufak bir rahatsızlık yaşadık bu sabah. Çağsu Hastanesi'ne gittik. Sevgili İsmail Altın orada bize çok yardımcı oldu. İsmail Altın ve tüm hastane yetkililerine, personeline teşekkür ediyoruz. Sesimizi bu kadar düzeltebildiler. Efendim, şimdi gündemimiz çok yoğun. Arkadaşlar dediler ki, abi bir de oturarak çekim yapalım dediler. İnşallah bu şekilde oturarak daha makul ve mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hasbelkader 30 seneye aşkın bir zaman içinde basın mesleğinin, muhtarlığın, siyasetin içinde olan bir kardeşinizim. Ne öğrendin dediğinizde şunu öğrendim. Bir insan kendini çok namuslu bir siyasetçi, bir bürokrat veya etkili ve yetkili bir adam. Namuslu olarak çok namuslu, çok dürüst, çok namusluyum, çok dürüstüm diyorsa ben orada öküzün altında buzağı aramayı öğrendim. İki, bir siyasetçi, bürokrat veya ticaret adamı yapmış olduğu işlerde, girmiş olduğu alanda hep işin zorunu anlatıyorsa, şöyle zorlanıyoruz, böyle zorlanıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyorsa, onun da samimi olmadığını öğrendim. Kimse siyasetçiyi, bürokratı veya taciri, tüccarı neyse bu işi yapmak için zorlamıyor. Zorla yapmıyor. Herkes isteyerek yapıyor. Özellikle siyasetçiler, efendim ne kadar zor. Ne zor? Ekmek elden, su bacak ölden derlerdi büyükler. Hani yük çömezenin, at çömezenin. Atasözleri ne güzel, değil mi? Yörük malıyla kurbanı keseceksin. İtibar göreceksin, edeceksin, eğileceksin, bir yere geleceksin. Efendim çok zormuş. Durma o zaman. Efendim bu memurluk veya müdürlük çok zor. İşte çok zorlanıyoruz. Oturma o zaman. Ayrıl. Çekil oradan. Yani 25-30 bin lira maaş alan bir bürokrat veya diyelim ki 50 bin lira alıyor. Çok iyi para alıyor da neyse ne kadar alıyorsa. 500 milyon dolarlık, 50 milyon dolarlık, 50 milyonluk veya 10 milyonluk yatırımın kaderini belirliyor. Var mı sorumluluk? Yok. 657 gibi bir zırh var. Siyasi gibi bir güç var. İnsanlarla oynuyorlar. Maalesef Düzce'de namuslu namussuzlar. Bu ne demek? Namuslu görünen namussuzlar türedi. Çok var ama. Size bir siyasetçi, benim devletin imkanıyla, devletin fırsatıyla, devletin hakkıyla Beytülmal'ı koruyacağım diyorsa ve bunun için hizmete geliyorum diyorsa o yalan söylüyor. Ben bunun için burada duruyorum diyorsa o da yalan söylüyor. İstisnasız neye göre? Oturduğun yerin, makamın, yediğinin, içtiğinin, kullandığın arabanın bile sana hayatını kolaylaştırma, mutlu etme, evinde, işinde, ailende, çevrende, içtimai halinde, ekonomik halinde sana katkısı var. Yalan söylüyorsun. Kimse Ömer olamaz. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Çok enteresan bir örnek vereyim. Muhtarın birisi aradı, muhtar adayının. Bizim dedi haberimizi, reklamımızı yapalım. İşte onu yapalım, bunu yapalım. Dedim ki, bunun bir karşılığı olur. Dedi ki, ya siz, peki şöyle yapalım dedim, kabul. Sen noterden ve bize röportajda oku. Ben muhtar, ben maaşta değilim, hizmet etmek istiyorum diyor. Tamam anladık. Bunu veya belediye başkanı adayları için de geçerli bu. Ben maaş almayacağım. Tamam, kabul. Arabaya da binmeyeceksin. Öyle mi?
Peki bunları yazılı olarak oku, anlat, şeref ve namus sözü ver. Biz sana hiçbir şey istemeden efendim senin propagandanı, reklamını yapalım. Doğru mu? Doğru. Ama hiç kimse bunu demiyor. Yani herkes istemem yan cebime koy dercesine. Çoğu yani ben şunu öğrendim 30 yıllık bu toplumun içinde. Çok namusluyum diyen, benim parayla pulla işim olmaz diyen, benim imkanla işim olmaz diyen çoğu siyasetçinin o tekkesi düştüğü zaman kelinin göründüğünü biliyorum. Bunu öğrendim. Yani namussuz olan namuslu gibi görünüyor. Biz onu artık pek itibar etmiyoruz. Edenler varsa da Allah çarşılarına pazar versin. Seçim çok kritik bir süreçte. Yani millette seçim gündemi yok. Millette geçim gündemi var. Çok anormal bir sıkıntı var. İş adamı mutsuz, çalışan mutsuz, paylaşan mutsuz, 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 mutsuz. Mutsuz insanlar olduğu için de bir seçim heyecanı yok. Neden? Artık ekonomik olarak akşam saat kafelerde gençler işte babasından işte oradan buradan alabildikleri harçlıklarla oturmaya çalışıyorlar. Ve binlere hesap ediyorlar. Kafelerin de böyle bu tür yerlerin de iyi bir elden geçirilmesi lazım. Gözden geçirilmesi lazım. Bir de kendimizden bahsedeyim. Düzce Gazeteciler Cemiyeti olarak biz bir yola girdik. Mayıs, Mart, Nisan seçimlerden sonra da biz İslam Keleş'te yönetimden ayrılma sözü verdik. Ve ayrılacağız Allah nasip ederse. Buraya daha güzel kardeşlerimiz gelip devam edecekler. Ancak gerek devletle olan ilişkilerde, gerek iş dünyasıyla olan ilişkilerde, gerek sivil toplumla olan ilişkilerde basının kalitesinin artması için elimizden gelen bir şeyler olmalı diye düşünüyoruz. Ve elimizden geleni de yapacağız. Kısa bir zamanda bir etik kurulu gibi bir takım değerlere hitap eden, bir takım değerleri kontrol eden, bir takım yaptırımlar olmasa da bile etik değerleri anlatan bir çalışma işine girdik. İnşallah Allah utandırmasın. Yılca'ya bir gidelim. Şimdi Selami Savaş AK Parti'den aday oldu. Gezi olaylarının önde olan elemanlarından bir tanesi. Gezi olaylarında aktif olan bir arkadaşımız. Olabilir mi? Olabilir. İnsanlar şaşar beşer. Tamam. Bunu bir kenara koyduk. Efendim, muhterem Ramazan Baltacı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı Yılca'da. Bu da Savaş Bey'le iyi bir hukukları var. Aralarında bir hukuk gelişiyor. Kim önce açıklanırsa biz onun arkasında olacağız, diğeri aday olmayacak. Doğru mu? Doğru. İnkar var mı? Yok. Ramazan, muhterem Ramazan Baltacı açıklandıktan sonra Selami Savaş aday oluyor. Adaylığı daha sonra açıklanıyor. Şimdi bu nasıl bir erdem, nasıl bir siyaset? Hani Gezi'de şaşırdın da orada nasıl şaşırdın? Adama söz verdin. Aynı şekilde siz daha önce açıklansaydınız Ramazan'a söyleyecektik. Hani adam sözünden diyor, at yularından tutulur. Seni nereden tutacağız? Orada bugünkü arkadaşlarımızın değerlendirmesinde detayını öncüretv.com'da görürsünüz. Ramazan Baltacı önde. Çok ciddi şekilde önde. Selami Savaş babası işte zengin Yılcalılara parayı verir. Son akşam parayı dağıtır, satın alır. Parayla seçimi alır diye bir algı var. Ben Yılcalıların orada o kadar da hafife alınmasını ve hafif bir karar vereceğine de inanmıyorum. İnanırsa verir ayrı bir şey Selami'ye. Ama parayla oyunu satacağını zannetmiyorum. Çünkü o eskidenmiş o işler. Makarnayla, bulgurla, ceketle, pantolonla seçim alma işi eskidenmiş. İnsanlar verdi mi verdi.
Ama şu anda insanlar artık neyin ne olduğunu görmeye başladı. Ben yılca da CHP sürprizinin olacağını tahmin ediyorum. Arkadaşlarımız her gün bir yere gidiyor. Bugün itibariyle Yılca'ya gittiler. Ondan önce Cuma yerindeydiler. Ha, Cuma yeri deyince, Cuma yerinde yine diyoruz. Cuma yerinde Recep Tuna hakkında iddianame var. Ağır cezada savcı son mütalaasını vermiş. 9 yılla 22 yıl arasında hapsi isteniyor. Ve AK Parti'den aday oluyor. Ve bu AK Parti'nin adayının bu haberi yerelde biz biliyoruz. Eğer ulusala bir çıkarsa bu, Türkiye genelinde malzeme olur. Bunu nasıl anlatırlar bilmem. Son olarak bir Akçakoca'dan değinelim arkadaşlarımız. Akçakoca'dan kameranın arkasında bunlar. Kameranın önünde insanlar farklı konuşuyor. Arkasında konuşulanlardan bahsediyorum. Bir belediye başkan adayı, Okan Yanmaz bildiğim kadarıyla. Ha, burada da şu var. Şimdi biz Selami'yi eleştirdik, Rasim'i eleştirdik, Okan Yanmaz'ı eleştirdik, belediye başkanını. Recep Tuna'ya eleştirdik, eleştiriyoruz da. Burası biz Ali Gran Başkesen değiliz. Bu mikrofonlar herkese açık. Okan Yanmaz dahil olmak üzere. En çok itilaflı olduğum benim kurumsal olarak demeyeyim de yani gazeteci olarak kurumsal da kişisel de bizim burada dostluğumuz, düşmanımız yok. Bizim burada dostluğumuz da daim, devamlı değil. Düşmanlığımız da sürekli değil. Kamuoyu, toplumun kabul gördüğü noktalarda şunu söyleyelim. Bizi en çok seven de, izleyen de, bizde iyi olan da, kötü olan da bu objektifler buna açık. Bu mikrofonlar buna açık. Her zaman gelir kendini anlatabilir. Program isterse de program da yapabiliriz. Ha, Okan Yanmaz şöyle bir şey demiş. AK Parti'nin belediye başkan adayı Osman'la ilgili ne kadar doğru bilmiyorum. Küçük Osman, orta direkt Orhan, büyük abi Turan. Böyle siyaset var demiş. Bunu Düzyalılara anlatmam için uzun olması lazım. Akçakocalılar bunu anlar. Orada kameraların önüne yansıyan bir tablo var. Birinci sırada Fikret Albayrak. İkinci sırada Okan Yanmaz. Üçüncü sırada AK Parti'nin adayı Osman Cumhur. Bunu tersine çevirmek için, yani bunu dengelemek için, AK Parti'yi yürütmek için verilen aklı AK Parti'nin ilçe başkanı Burhan İşleyen sanki vahiy geliyor. Yani Akçakoca da siyaseti bilmez ama iyi bir insan. Güzel sanayide iyi bir usta. Makine ustası. Reklamını da yapmış olayım bu arada. İyi kaynak yapar, torna yapar. Bunlar iyi. Mesleğinde çok iyi. Ama siyaseti bilmiyor. Akçakoca'da kökleri de yok, köyü de yok, mahallesi de yok. Ama Akçakoca adına duygularıyla hareket ediyor. Doğrularıyla hareket etmiyor. Ve verilen aklı da, gösterilen öngörüyü de kimseyi kabul etmiyor. Kendi düşen ağlamaz. Ne ekersen onu biçersin. Bu akşam Allah nasip ederse saat 8'de bizi bekleyin. Düzce'ye eser bırakmaya geliyorum diyen Yılmaz Eser, inşaat mühendisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı programımıza konuk olacak kitabın ortasına. Saat 8'de buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.